Merhaba arkadaşlar, yeni bir podcast'a daha hoş geldiniz. Bu podcast'imizde sizlerle birlikte NXT TakeOver Brooklyn 4 ile ilgili tahminlerimizi konuşacağız. Yanımda... Batı'da galoş var. Evet, bugün bu arada yan yana Analisk gibi böcek varmış. Analisk! Ben evet, bugün yan yana değiliz. Yani. PlayStation'ın üstünde... bir şey, kir gibi bir şey işte kaldı zannettim. Konuşuruz. Bir anda bir şey uçmaya başladı. Korkuyorum şu an. Neyse, bugün yan yana değiliz dediğim gibi. Yani seste birazcık sıkıntı olabilir. Her zamanki gibi telefondan çekmiyoruz. PlayStation'dan aynen, konuşarak çekiyoruz. Benim bilgisayar biraz gerizekalı olduğu için Skype'dan konuşamıyoruz. Öyle bir problemimiz var. Neyse. Yani seste evet, birazcık sıkıntı olabilir. İkinci olarak arkadan şu an oyun dönüyor. Artık hangi maç bilmiyorum. Birkaç tane maç kaydedeceğim arkadan dönsün diye. Bunun diğer podcastlerde de olmasını istiyorsanız yorumlara yazın, ama istemiyorsanız diyorsanız ki Roy abi gerek yok, sen uğraşma, sen zamanını harcama, biz hiç yani yaparız, sen boşuna şey yapma diyorsanız yazın. Neyse, konumuza geçelim. Aynen, artık geçelim çok, çünkü gereksiz boş yaptık şimdi. Aa. Evet ama öyle biraz. Neyse. Ya terbiyesizsin ya. Neyse. Çok özür dilerim. İlk maç. Tam senin önünde maç kadar çıktı mı? Ne? Senin önünde maç kartı açık değil mi dedim. Evet. Devam edebilirsin. EC3 tamam, vs. The Dream. Ben açıkçası Velvet'in Dream'i almasını istiyorum da EC3 alır herhalde. Bence adamın Velvet'in çünkü hiçbir Dream... galibiyeti yok. Ya Velvet'in Dream alabilir çünkü bir yandan şöyle bir durum var. Ricochet'e yenilmişti yani. Yenme ihtimali Evet. var. Merak ediyorum Var açıkçası da... kimin alacağını. Yani ben Velvet'in almasını çok isterim. Yani onun için epey güzel de olur da Aynen. EC3'in de bir galibiyet olması lazım. Hiçbir Bir şey galibiyeti yok olurdu. çünkü. Yani Evet. bilmiyorum. Şimdi maç zaten çok güzel olur. Hani Velvet'in Dream var zaten. Aynen. Güzel olmaması imkansız. Ya bu çok muazzam olmaz yani. Ne ortalamanın üstünde maç olur bence. Ki çok büyük ihtimalle zaten Velvet'in Dream'in NXT'de son maç olacak gibi bir korkum da var. Yani Yani SummerSlam'da sonra inşallah öyle kalaplar olmaz olacakmış diyelim. ya. İnşallah. Yani bu Umarım maçla ilgili çalmazlar. konuşacak aşırı fazla bir şey yok hani. Yani çok fazla build-up yoktu. Sen o Ortada bir zaman şey yok şimdi falan yani. kim alır diyorsun? EC3 diyorum ben. Ben de Velvet indireyim diyorum. Tamamdır. O halde bir sonraki maça geçelim. NXT North American Championship Adam Cole baby vs. Rick Oo şey. Yani ben açıkçası bu maçı o kadar merak etmiyorum ki. Çünkü hiçbir build-up'ı O'Shane. Niye yoktu. ya? Ben bayağı merak Ya ediyorum maç... ya. Ya maç şimdi güzel olacak da bir build-up diye bir şey Olsun. var yani, lazım biraz. Yani de ne bileyim, AJ bence Styles güzel. vs. Shinsuke Nakamura WrestleMania maçı gibi. Build-up sıfır. Oğlum ben o maçın olduğunu bile unutmuşum. O kadar Ama o hafızamdan kadar çıkmış. sıkıcı bir build-up'tı ki. Bir de şimdi Aynen. şey falan değildi yani, son bir ay kalmasına gerek yoktu zaten. Shinsuke Royal Rumble'ı kazanmıştı. 2 aylık build-up vakti vardı. Rastgele Aynen. tek tim maçtan birlikte falan çıktılar böyle. Yok işte birlikte bir dream match yapalım falan dediler Ah. sürekli. Çok kıttı. Maçta sıkıcıydı zaten. İyi tarafından bak, sonra bol saşa oldu. Aa, çok doğru, evet. Ama olsun. Ne yapalım? Evet. Şimdi bu maçı kim alır? Adam Cole alır demek istiyorum ben. Ya Yoksa bir şimdi bu şey Adam kötü olur. Cole main roster'a gidecek dedikoduları falan var ya. O yüzden bu konuda kararsızım biraz. Ama ne bileyim, Yani Adam Cole'un ilk ciddi rakibi bu yani şimdi North American Championship'te. Bunun öncesi Danny Burch işte, Oyun Dorukun'a ve rastgele Jobber'lara falan maç yapıp durdu sürekli. Kemer için. ya bilmiyorum. Bir ciddi birini yersin yani, yeter. Ya bence Ricochet alır ya, bilemiyorum. İnşallah almaz. Olursa çok sıkıcı olur. Adamın hiçbir karakteri yok böyle. Nick. Ricochet'in zaten Ne bileyim. karakteri... Abi Ricochet'in pek karaktere ihtiyacı yok bence ya. Ne bileyim ama işte karakter olmayan bir adamın da hemen böyle pat diye şampiyon yapmasınlar yani. Ya, o da doğru. Adam Cole böyle hiçbir şey yapmadı çünkü. Yani. Ya o Neyse. konuda haklısın da işte gidecek dedikoduları var ya, o yüzden yani bilmiyorum, Umarım kaybedebilir. gitmez. Ya Umarım. giderse aslında zaten çok kötü de olmaz. Çünkü şirket onu bayağı seviyordu diye biliyorum ben. Evet. Neyse. Şirket. Ben kısacası Adam Cole alır diyorum. Ben çok kararsızım ya. Ben Ricochet diyeceğim abi. Ya, iyi, şimdi zıt gidiyoruz. O güzel. Evet. NXT Artık Tag gelecek maç. Team Championship Undisputed Era vs. Mustache Mountain.
Yani ben ne bileyim, bu Undisputed Era'nın NXT'den kalmasına yana bir cevap verdim önceki soruda. Dolayısıyla bu maçta da Undisputed Era alır diyorum. Ben de bunda Undisputed Era diyorum çünkü bence Undisputed Era'yı Adam Cole'la göndermeyecekler ya. Olabilir belki. Öyle bir hata yapacaklar bence. Yani çok kötü bir karar olsa da bence bu şeye düşecekler. Adam Cole'un tek başına yine iyi işler başarır yani. Ya işler başarır da Undisputed Era. Undisputed Era'nın ihtiyacı var Adam Cole'a biraz. Aynen. İşte sorun orada. Hakikaten. Ben Bu maç Undisputed hakkında çok Era diyecek bir diyorum. şey yok yani ama. Ve aynen. İkimiz de bunda hemfikiriz. Ya bu maçla ilgili benim en çok sıkıntım bu United Kingdom turnuvasında bu Moose Dish Mountain kemeri alıp sonra 2 hafta sonra kaybetmişti ya, o çok şeydi ya, saçmaydı. Ya, çok Ya salak bir olaydı. niyeyse NXT'yi NXT'de bunu sevdiğim sürekli pek şey yok. yapıyorlar. Yani Hani bok var çünkü. ya bari veriyorsunuz Moose Dish Mountain'a, yani korusun, ne Korusunlar bileyim. yani. Hani TakeOver'da falan geri alsın Undisputed, anladın mı? Hani niye Evet, 2 hafta böyle çok sonra? salak oluyor. Hiçbir anlamı Çünkü o kalmıyor o zaman. kemere değer verilmiyor. Aynen. Undisputed Era'nın reign'i bitmiş oldu sadece. Günleri azaldı şampiyon olarak. Evet. Tek Hiçbir sıkıntı değeri o. olmadı şimdi. Tam böyle şey gibi, hani geçen sene Neville Akira Tozawa'yı Ah. kaybetmişti, 6 gün sonra geri almıştı Ya ya. o çok saçmaydı ama bak o artık yani aşırı saçmaydı, hani anladın mı? Evet, Hani bunda ne en gerek azından vardı? United Kingdom'dalardı falan, oradaki fanlara şey ithafen yaptılar. Ulan Akira Ha. Tozawa, ne bileyim yani. Allah'ın Boş yere. Amerika'sında kim takıyor Akira'yı, anladın mı yani? Evet, böyle de 7 aylık bir iktidarı boşuna çıkarttılar yani. Hakikaten ya. Ama Of. sonra bir de iyi tarafından bak, Neville geri alıp Enzo ama oraya kaybetti yani. Ah, aynen doğru ya. Nasıl bilmiyorum. Böyle bir artısı da oldu bize Of. bunun. Öf. Neyse. Evet, az önce ufak bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın, interneti kötü atanın fakir olduğu için Aynen, yapacak bir şey hepsi yok. benim yüzümden oldu. Kesin problem benden kaynaklanıyordur da neyse. Olsun, devam edelim. Aa, kadınlara geçecek olursak Shayna Baszler vs. Kairi Sane var. Ben bu maçı merak ediyorum baya. Ben de Kararsızım. merak ettim. Muhtemelen Ya güzel bir ben maç bu olur. TakeOver'daki bütün maç kartı aslında çok kararsızım ya. Herkes alabilir yani. Hiçbir Ben Shayna predictable Baszler maç yok. yenemiyorum ya. Ben Onun yendiğini Kairi Sane söyleyebilirim. diyorum ya. Bilmiyorum. Oo, çok iddialı. Aynen. Bilmiyorum, ben ne bileyim. Şimdi o Evolution şeysi falan var ya, kesin onunla Shayna Baszler gider falan diyorum ben yani. Ne bileyim. Orada UFC'den de başka kişiler falan olacak böyle. Ha Bunun doğru şampiyon hakkında bak. sağ şey olur. O da var. Ben onu hiç Ama şu düşünmemiştim. da var ki, Mae Young klasik şeyi falan da var şimdi. Geçen sene Kairi Sane falan yenmişti. Tam böyle Mae Young yaklaşırken Kairi Sane'in Yani. şampiyon olmasısa güzel bir reklam da olabilir. Yani ikisinin de kendi artıları Yani. var. Bilmiyorum. Ben ona Shayna Baszler alır diyorum ya. O böyle daha güçlü bir figür gibi. Ki onun Bilmiyorum. korumasını da isterim yani. Ben ısındım onu oldukça. Kairi Sane'in şey yok yani. Aslında Pek düşününce promo falan bence de şeyini yapamadı. alır ya. Çünkü bir yandan da şey var, böyle hile yaparak da alabilir, hani ne bileyim sonlara doğru bir şeyler olur. Ama Şeyini alır hile ya. falan yapmasın. Böyle Doğru. chicken shit yıllara gına geldi. Yok öyle değil de ne bileyim daha farklı bir şekilde, anladın mı? Veya hani bayıltarak falan o tarz Ha, bir şey olur. bayılsın yani, olur. Yani. Fena olmaz. Ben korumasını istiyorum çünkü onun. Bilmiyorum, ben Kairi Sane'i de Kairi seviyorum. senin. Kairi sen kime rast, zaten kime fuel yapacak ki? Çünkü pek kadın yok. Alexia şu an kadın yok ya neredeyse. Bayağı var da yani biz bilmiyoruz. Yani böyle Yoksa benim bildiğim bayağı kim var. var Bilindik işte. kadın yok. Lacey Evans, Dakota Kai falan var. Vanessa Bourne var, o jobberları onların. Şey O. var. O kadar. Nikki Cross var. Nikki Cross ama zaten gezici gibi bir şey yani. O SmackDown'ın galiba live eventlerinde de çıkıyormuş. Ah. Ya muhtemelen Sanity'ye bir repackage şeyi falan yapacaklar. Nikki Cross herhalde biraz onun toparlayıcı şey olacak burada. Hile falan yapacak, bir şey yapacak. Sanity o şekilde galibiyet elde edecek herhalde. Onu, o yüzden onu İnşallah. saklıyorlar sanırım. Allah'ım Bana öyle gibi inşallah. geldi. Neyse. Evet. Bana da resume 34'te akıllandılar gibi gelmişti. Ama olanları görüyoruz. Evet, görüyoruz ama ne yapalım artık. Yani umutlu olmalıyız. Evet. Umudu gördük. Götümüze soktular umudu. Resume 34'te hatırlayacak olursan. Bir umudu Olsun, ben çevirdiler. gülmüştüm epey. Evet. Sen gülerken ben ağlıyordum. Biliyorum. Çok acınası bir anda, neyse artık. Hatırlayınca bile bir titremeye başladım ya. Of, Vallahi çok müthiş bir büyük şeydi travma ama ya. ben...
Ben böyle şey izlemiştim böyle şey okula geldikten sonra işte WrestleMania 34 Highlights'e böyle açtım YouTube'da izliyorum, tamam mı? Böyle şey bütün her şeyi izlemiyorum. İşte Ronda Rousey maçı yok, işte AJ Styles, Shinsuke maçı bilmem falan hepsine gittim. Main Event'e geldim böyle. Bakıyorum böyle işte montajları koymuş böyle. Art arda 5 tane F5 böyle. Dedim oha yani Rob'un ne kadar güç yaptılar falan dedim. 6. yaptı. Rob kalkamadı. Tertemiz yendi böyle. Ben o kadar bir sırıttım ki böyle. Dedim aha Roy şu an ne biçim bozulmuştur falan dedim. Çok müthişti. Keşke yanında olsaydın da Oo. gülseydim, ben seni o camdan geçirip böyle Ha kafanı. öldürdü muhtemelen de olsun. Git buram iyi olmuş. Neyse. Bakarsan sen öldürürsün beni. Evet. Onu da Allah'ım, sonra inşallah konuşuruz. öyle bir şey olmaz. Bakalım. Neyse. The Başka? final match of the evening, the main Ha, o event. var. NXT Championship, Last Last Man Standing Match, Man Standing. Tomacho mu? Tomacho ya. Öf. Tomacho Ciampa versus Johnny Çok zordu bu ya. Gargano. Yani ilk önce bir dipnot bırakayım. Umarım bu son maçlardır. Yeter artık. Ben Zaten sıkılmaya son başladım maçları çünkü. ya. İnşallah. Final Last Chapter Man Standing falan böyle... diyorlardı çünkü. Evet, Last Man Standing çünkü bu son şeye uyan bir şey gibi. Böyle ben istemiyorum yani daha fazla uzadığını görmek. Çünkü materyali kalmadı yani feud'un. Çok uzadı. İlginç bir şekilde biteceği kesin bence ama. Çünkü Şimdi mesela sen Roderick gideceğin teori mi Strong'da da öyle söyle? yaptılar ya, New Orleans'ta. Ha, aynen ama Yedek çok plan iyiydi. olarak, yedek planları bir ilginç oluyor. Ya hani şimdi 3 kişilik yapınca bir uzatma şeyleri vardı ama şimdi bu Johnny Gargano, Tommaso Ciampa bir şekilde bir uzatırlar. Hani şimdi benim tahminim şeydi. İşte Gargano yenecek gibi olur ama işte şey olur, böyle der ki ben bu kemeri hak etmiyorum lan der böyle. Ciampa'yı kaldırır bir yere yaslar böyle, kendi yatar falan. İşte şey yani. Bu şeyde de What Culture'da falan da bunun gibi bir şey diyordu böyle. Orada şey diyordu. Kemeri forfeit yapar diyordu kazanıp. Evet. İşte ben de şey diyorum. Kendi yatar falan. Sinir bozuldu. Ben bunu şöyle bir teori duydum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Şimdi hani Gargano yavaşça böyle Ciampa'ya dönüşüyor ya böyle iyice artık. Öyle He. bir build-up falan yapıyorlar. Böyle iyice kötü bir adamlaşıyor falan. Yüzüne Şöyle bir aklı şey yatıl. duydum ben. Heel Ciampa ve Heel Gargano böyle yeniden bir DIY oluşturabilirler diye bir şey duydum. Yok be, heal. Gargano heal olmaz be. Ben zannetmiyorum. Ya işte ya belki böyle ne bileyim birkaç aylığına falan mesela ne bileyim bir 4-5 aylığına falan heal bir Gargano işte heal bir He. Ciampa'ya böyle biraz daha takılmış falan böyle aynı anda hem tek team kimlerle gidip aynı zamanda NXT çevrene sahip olabilirler diye bir şey duydum ben. Ama İlginç pek inandırıcı olabilir. gelmedi bana. Yani Benim düşündüğüm şey Gargano ne bileyim. süper kahraman gibi bir şey oldu. Yani heel turn yaptırmak Gargano'ya kötü bir tercih olur bence. Ya muhtemelen zaten bunu böyle şey yap yaparlar böyle. Heal değil de böyle broken bir karakter falan yaparlar böyle uzun bir süreliğine falan. Veya şey Böyle benim yapabilirler. gönlümden geçen Ciampa'nın tertemiz yenmesi böyle. 46 tane Project Ciampa yapacak öldürsün böyle. O kalsın öyle yerde göt olsun. Bak Sonra bence şey main roster'a olacak. gitsin. Bence şey olacak bak. Evet. Gargano'yla Ciampa birleşecek, bir şey olacak. Bunlar geri birleşecek. Birkaç ay falan sonra Gargano Ciampa'nın ağzına sıçacak böyle. Ah, çok sıkıcı geliyor kulağa ya. Sürekli Niye? dövdüğünü görüyoruz çünkü artık yeni bir şey lazım. Ya tam bak, ilginç bir şekilde bitecek. Bence benim dediğim tarzda bir şey, final olabilir. İhtimal veriyorum ben Ne? ona. Böyle Ben ne şey. bileyim böyle güçlü bir heal görmeyi çok özledim o yüzden Ciampa Ciampa'nın zaten tertemiz bir bayağı şekilde güçlü yenmesini gözüktü istiyorum. yani. Hatırlamıyor musun TakeOver Chicago'yu? Ne? Chicago'yu mu? Evet. Chicago'da ne yaptı ki? Ağzına Ha sıçtı doğru. Gargano'su, ona rağmen maçı kazandı. Daha ne yapsın? Ne? Ama işte Gargano dikkati dağılmıştı. Bir de Ciampa pes etmişti. Çok güçlü bir şey. Tamam şu bak, pes etti. Hayvan gibi ağzına sıçtı Gargano. Ondan sonra Evet. gitti Gargano şeyleri falan dövdü. Adam hani her şeye rağmen kalkıp bir şekilde maçı kazandı ama yani. Ama o işte fırsatçı yıl oldu. Güçlü heal olmadı. Ya olsun. Fırsatçı yıl çok boşa kullanılan bir şey oldu. O sıkıcı oldu biraz. Ne Böyle alakası var güçlü ya? olsun yani. Bir de Tommaso Ciampa böyle believable bir şey falan da var yani. Adam zaten çok kaslı böyle zaten kaslı gibi bir tip falan var yani. Bir zahmet hile yapma yani tertemiz yemişti. Çok banal oldu çünkü. Böcek var burada. Neyse tahmin alalım. Kim yener? Ciampa. Daha yeni kazandı Ciampa. zaten. Ha İki ben de haftada Ciampa diyorum. kaybettirmezler Ciampa'yı. Yani
Gargano burada işte they overcome the odds yapıp böyle işte Ciampa'yı Yok falan yok. böyle yenerse bu öyle büyük bir israf olur ki yani. Ciampa şu an çünkü İmkansız çok iyi bir abi. Bence şampiyon olur. hatta Gargano bu maçı yenilip bir şey olacak. Yenilecek ve main roster'a gidecek. Yani Zaten gitmesini ben tercih ederim. NXT'de onun yapabileceği bir şey kalmadı çünkü ya. Her ne kadar böyle işte NXT'de olmamasını sevsem de artık bir şey kalmadı çünkü. gidecek Gargano işte Baron Corbin'le feud'a girecek. Evet. Çünkü şimdi ne bileyim North American kemer için fazla büyük bir isim. Yani. NXT kemerine zaten çok uzun zamandır duruyor. Her şey main event Aynen. durdu. Tag Team kemerine de gidemez NXT'de. Zaten kime gidecek? Kadınlar kemerine de gidemez. Lazlar için Dream'in biraz daha böyle kimsin gömecek insana ihtiyacı da yok. Artık ne bileyim. SmackDown'a falan gitsin o yani. Bence Gargano şey yapabilir. 205 Live'a gidebilir. En büyük korkum ya. Bu arada Ama pek aklıma şimdi şey geldi. zannetmiyorum. Sen çok ilginç bir hangisini tercih ederdin soru soracağım. Sor abi. Şimdi şöyle bir şey olacak. SummerSlam'dan sonra hem Aleister Black'in hem de Johnny Gargano'nun main roster'a gideceğini varsay, tamam mı? Bir tanesi SmackDown'a bir tanesi Raw'a gidecek. Nasıl ayarlardın sen? Gargano SmackDown'a gider. Aleister Raw'a gidip Ha. Baron Corbin'le Of. Alliance kurar. Gider Ha. ne bileyim Mojo Rawley ile feud'a girer. Bobby Roode'u falan öldürür. No Way Jose ile kickoff'ta maç yapar böyle. Hangisini tercih ederdin peki bu abi? Elistir'in Raw'a gitmesi mi yoksa Elistir'in SmackDown'a gitmesi mi? Aleister'ın SmackDown'a gitmesini tercih ederdim tabi. Ama Aleister'ın da Johnny çünkü Raw'a bak gidecek öyle, o durumda da. Öyle bir hayır durum var. hayır Johnny benim için Hangisi? Johnny tabii ki SmackDown'a gitsin. Ha, o zaman Elistir Raw'a gidecek. Evet. Ah, çok Oğlum bilmiyorum. zaten Aleister SmackDown'a da gitse, Raw'a da gitse. Şimdi bak, Raw'a gitse ne Evet. bileyim böyle Finn Balor'la falan feud'a girecek. SmackDown'a gitse Ty Ha. Dillinger'la feud'a girecek. Çünkü yani zaten Evet. main roster'da %100 heel olacak, anladın mı? Face olma gibi bir Ha. imkanı yok. Yani iki ucu boklu değnek gibi duruyor ya. Evet Bilmiyorum. ya. Neyse. Of. Hadi SmackDown'da Neyse. şansı biraz daha fazla ama en azından. Aynen ama Raw'daki şansı Gargano'ya kıyasla daha fazla. Belki bir kıta arası şampiyonu falan olur. Belki. Neyse. Tamam, içimizi Ufacık bir ihtimal. karartmayalım. Tamam, moralimizi Aynen. bozmayalım. Ben diyorum ki o zaman Ciampa. Ben de Ciampa diyorum. O Tertemiz zaman gelsin diyorum. siz de yorumlara kimleri düşünüyorsanız onu yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, video like atmayı, aşağıya verdiğimiz banka hesabına 100 TL yatırmayı, ondan sonra ne bileyim işte Merchandise'ımızı satın almayı. merchandise'ımızı satın almayı unutmayın. Bir de şeye Evet, abone o olun. kadar. Evet. Ergen Güreşçiler Network'e abone olun. Sadece 9,99. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve Bayan bayan.